Hoş gördüm. Buyurun. Vav. Wow. Karıcığım. Kocacığım. Döktürmüşsün. Her şey senin için kocacığım. Hmm. Ama beni şımartıyorsun. Dolmayla kalbimi fethettin işte. Ben o kalbi 4 yıl önce fethettim. Hmm, öyle mi oldu? Öyle oldu. Ha, galiba öyle oldu. Harika görünüyor. Hı hı. Gideyim dedim. 2 tane kadın bir akşam yemeği hazırlayamamışlar. Varsa birkaç tane domates alayım da ben de kendime menemen yapayım bari. Hemen getireyim anneciğim. Merhaba damat. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Yok, yok ben hiç rahatsız etmeyeyim. Ne anneciğim demek yani? Buyurun. Sağ ol canım. Ne güzel yemekler yapmışsın kocana. Yaparım tabii, yapmaz mıyım? Ben de yukarı gideyim de 2 yumurta kırayım kendime bari. Anneciğim buradan da bir şeyler götür istersen, barbunya falan var. Yok. Siz rahatınıza bakın. Ben barbunyayı alayım bari. İyi geceler. İyi geceler. Afiyet olsun. Sağ olun. Size de. Ne alem kadın değil mi? Çok, çok. Kızım, ben sana soğanları doğra demedim mi? Ay anne ya, menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur karar veremediğim için doğrayamadım ben de. Kahvaltıda yenen menemen soğansız, akşam yemeğinde yenen menemen soğanlı olur. Akıl dağıtılırken sen neredeydin acaba? Hadi yürü. Tamam tamam, sen çık geliyorum ben. Geç kalma. Tamam. Abla. Abla. Efendim. Ay siz romantik yemek yiyordunuz, ben bozdum mu ya? Tamam, hemen söyleyip gidiyorum. Senin ütünü alabilir miyim, bizimki bozuldu da? Alabilirsin, yerini biliyorsun zaten. Ay enişte var ya, aşırı şanslı bir adamsın. Sağ ol canım. Ya masa efsane. Neyse. Ya abla şöyle mi yapsak, ben ütüyü hiç almayayım. Sana direkt gömleğimi getireyim, sen ütüle çünkü ben hep çizgi yapıyorum. Tamam getir ütülerim. Ya sen nasıl tatlısın, harikasın. Sen de dur. Bunu da anneme veriyorsun. Tamam, hadi romantizminizi bozmuyorum. Kaçtım, afiyet olsun. Allah razı olsun. Aşkım dolma. Ah yok, sakin ben bekliyorum. Taarruz acaba bitti mi diye. Bitti bitti, hadi. Ya hayatım, bak çok tatlı bir ailem var da. Ya 4 senedir bizi 5 dakika yalnız bırakmadılar Selvi. 5 dakika. Hayatım sakin olur musun? Onlar senin de ailen. Bak ben hallediyorum. Ben halledeceğim. Taarruz biter mi? Bitmez. Çünkü daha Suzi var. Varan 3. Günlerden ne teyzem? Çarşamba teyzem. Hangi ay? Eylül. Peki ayın kaçı? Bir 5'i. Peki bu tarih sana bir şey hatırlatıyor mu? Hayatım kendine de bir tabak koysana. Aa, biz seni böyle mi yetiştirdik teyzem? Teyzeciğim lütfen söyler misin? Bugünün anlam ve önemi nedir? Vah, 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 vah kadersiz.
damat, sen de iyi dinle. Tam 20 yıl önce, bugün teyzeniz nikah masasında terk edildi. Ay evet, öyle bir talihsizlik yaşadık biz. Allah taksiratını affetsin adamı. Kimin? Adamın. Aa, adam ölmedi mi? Maalesef o şerefe nail olamadım. Ama tabii ben de isterdim onu böyle kör kuyulara atıp tırmanışını izlemek ya da köpek balıklarına yem etmek. Olmadı 35 bin fitten aşağı fırlatmak ya da böyle yağlı iplerle boğazını böyle... Yağlı ip falan yok. Böyle şeyler düşünüp tekrar tekrar sinirlerimizi bozmuyoruz. Bak annem size harika bir menemen yapıyor. Ay ne yapayım ben ablamın o tatsız tuzsuz menemenini? Bak burada bu kadar güzel yemekler varken. Ay helal olsun sana. E kızım kendine de servis alsana. Aa, yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bence elinin lezzetini benden almışsın teyzem. Hoşça kal aşkım. Güle güle aşkım. Günün güzel geçsin. Senin de. Haberleşiriz. Tamam. Aa, bir dakika, bir dakika dur. Ne oldu? Evrak çantanı hep unutuyorsun hayatım. Neyse ki şahane bir karım var. İş yerinde de beni düşünüyorsun, tamam mı? Benim seni düşünmediğim bir saniyen var mı acaba? Sen nereye? Aşkım annemlere söz vermiştim kahveye gideceğim diye. Ha, İyi hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Gel ablacığım. Gel kızım gel. Adam karısını öyle bir aldatmış ki zavallı kadının ruhu bile duymamış. Ay anneciğim izlemeyin şöyle şeyler artık ya. Teyzem, otur kız teyzem. Bunlar gerçek hayattan alınma. Hem baban anneni aldattığında o böyle mutfakta gidip taze fasulye yıkıyordu değil mi? Ne yapsaydım Suzi? Akşama yiyecek yemek yoktu. Benim salak kocam da komşuyla fingir derken ben de içeride aman komşum gelmiş ayıp olmasın diye sigara böreği kızartıyordum. İşte aynı. Vah 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 kadersizim. Ben de nikah masasında beklerken benim adam ne yaptı? Eve gelen manikürcü kızla kaçıp gitti ya. Ay iki dakika şuraya kahve içmeye geldim. İçimi kararttınız. Yıllardır aynı sohbeti yapmaktan sıkılmadınız mı siz? Bu bizim ailenin laneti kızım. Çok şükür bu lanetten bir tek sen kurtuldun. Ve aldatılmayan ilk kadın olarak aile tarihimizdeki yerini aldın ablacığım. Vallahi helal olsun. O hiç belli olmaz. Nasıl yani? Ben artık hiçbir erkeğe güvenmem. Allah'ım. Benim kocam asla yapmaz. Asla. Asla asla deme. Anneciğim ben kocamı tanımıyor muyum? Yapmaz. O dünyanın en minnoş, en ponçik, en sadık adamı. Benim kocam tam bir melek. Melek. Tabii tabii. Ben de zamanında öyle diyordum da işte sonradan gördüm herifin bana ne kelekler yaptığını. Benimki ne yaptı? Kapadokya'da balonlarda bana evlenme teklif etti. Sonra ne oldu? O balonla manikürcüyle uçup gitti böyle. Değil mi? Hele o babanız olacak adam yok mu? Allah rahmet eylesin. Bak şimdi rahmet istedi görüyor musun? Bir Rus karısı uğruna bizi terk etti. Siz daha çok küçüktünüz. Size dönüp arkasına bakıp el bile sallamadı. Benim Sami'm asla yapmaz. Bir tanedir o, bir tane. Aa, bilmediğim numara arıyor beni. Hayırdır? Aç teyzem aç. Açayım mı? E teyzem açsana hadi. Alo?
Evet, eşiyim ben. Ne? Hangi hastane? İyisin değil mi usta? İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı tutuyorlar zaten. Bir yarım saate taburcu edeceklermiş. Kız nasıl kız? Onda da bir şey yok. Vallahi Allah korusun size ha. Sorma. Bu patronun pis işleri yüzünden başıma gelmeye kalmadı ki. Ben şimdi kızı oteline bırakacağım. Kız sana mı kaldı? Gülme. Gülme. Tamam, siz gidin. Ben de buradan direkt işe gelirim. Tamam, işte görüşürüz o zaman. Hadi eyvallah. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Gitti. Gül gibi kocam gitti. Kocama bir şey oldu kesin. Bir yerine bir şey oldu söylemiyorlar. Ben anlamadım bu işi. Kızım, kızım. Telefonda iyi dediler ya. Sadece bayılmış. Bak vallahi enişteme söyle. Ben onun yüzünden randevumu iptal ettim. Aa, hangi randevu kız teyzem? Bakma ayol randevu dediğine. Bizim oradaki kafenin garsonunu beğenmiş. Her gün oraya kahve içmeye gidiyor. Anneciğim ama daha dün ilk defa konuştuk. Afiyet olsun mu dedi. Kız yürüsene hadi. Ay, tamam tamam. Ya lütfen biraz benim durumuma odaklanabilir miyiz? Kocam hastanede şu an. Ay ona bir şey olmaz. Ablacığım sen sakin ol, merak etme. Gidiyoruz, her şeyi öğreneceğiz, tamam mı? Tamam. Zaten telefonda iyi dediler, bir şey yokmuş. İnşallah. Vah teyzem, vah, vah. Kadersizim. Ay tabii ya, gidin siz. Ben park eder gelirim. Ay pardon, pardon. Kocam kaza geçirmiş. Nerede acaba? İsim nedir? Sami Yiğit. Neredeymiş? Bilmiyorum teyze. Ay biraz hızlı bakın lütfen. Ay acele etme. Bir şey yoktur onun. İkinci kat 216 numara. Asansör falan bekleyemem ben. Hadi ablam, hadi tabanlara kuvvet. Ay. Aşkım. Selvi. Ay nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim canım benim. Ah. Merak etme, çok iyiyim. Kontrol amaçlı burada yatıyorum. Sizin nasıl haberiniz oldu? Hastaneden aradılar hayatım. Hay Allah ya, sizi boşu boşuna telaşa vermişler. Geçmiş olsun damat. Sağ olun. Enişte, iyi misin? İyiyim ben, merak etmeyin. Şimdi işe gideceğim zaten. Doğru söylüyorsun değil mi Sami? Aa yok, olur mu canım? Baksana ölümcül bir yara almış, bizden saklıyor. Ya vallahi çok iyiyim bir tanem, bak. Ah, ah, bak bütün uzuvlarım çalışıyor bak. Oh çok gördün şükür. Mi? Hayatım, hadi bak siz gidin. Doktor birazdan gelecekmiş zaten. Gidebilirsin dedi, hadi. Ay harika. Ben de o zaman rahat rahat randevuma yetişebilirim. Çok güzel oldu. Ha? O zaman ben de saklanamayan gerçekleri izleyecektim, ona yetişeyim. Seni işe biz bırakalım, hadi. Aa yok hayatım, araba kalabalık. Hadi aşkım, siz gidin, ben bir taksi atlar giderim. Tamam, o zaman iş yerinde kendini kötü hissedersen bana haber veriyorsun. Tamam hayatım, merak etme sen. Tamam. Tanem. Tamam, hadi, hadi. Oh. Dikkat et kendine, tamam? Hadi. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Doktor birazdan gelecek zaten, onu bekliyorum. Hadi geçmiş olsun. Ay anne, kendi gözümle gördüm ya, içim rahatladı ya, bir şey olsaydı kocama. Aman ne kıymetli kocan varmış. Sami'nin yanındaki hanım taburcu oldu mu? Oldu. Vallahi ikisi de ucuz atlatmış kazayı. Çok şanslılarmış. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi o? Ne dedi o? Ne dedi? Sami'nin yanında dedi, kadın dedi. Kadın dedi, kız var dedi. Kadın dedi, kız var dedi. Değil mi? Öyle dedi.
kadersizim. Demek ki bizim ailenin laneti seni de buldu teyze. Sağ! Aa, dur, dur. Sakin ol şampiyon. Şimdi hemen onun üstüne atlarsan kesin sana yalan söyler. Önce bir plan bulalım. Demek ki bizi odadan apar topar çıkarmasının sebebi buymuş ablam. Arkadaş olabilir teyzem. Çok normal. Ne var bunda? Benim iyi niyetli altın kalpli Selvin. Ah. Ay teyzem, eğer arkadaşı olsaydı arabada iki kişiydik demez miydi? Bu da doğru. Kalk, kalk, kalk. Sami bana böyle bir şey asla yapmaz. Sami beni aldatmaz. Yok, aldatmaz. Sami beni asla aldatmaz. Oh, sofum benim, sofum. Biz neler gördük, neler. Hadi canım, hadi gir canım. Hadi, hadi canım, hadi. Nasıl? Güzel değil mi? Vallahi çok güzel usta. Ben bayıldım. İşte Selvi'ye bu evi alıp sürpriz yapacağım. Yalnız epey pahalı bir sürpriz bu. Sorma. Ama o cadı kazanından başka türlü kurtulamam ki. Abi hastaneye geldiler. İki dakikada beynim uyuştu. İki dakika. Şimdi ev alalım desem... Her kafadan bir ses çıkar. Damatçım bak yani ağır süreçten sonra bayağı yükselecek. Yok ağzını... Hayatta bizi o apartmandan çıkartmazlar abi. Ancak bu bahçeyle ev Selvi'nin aklını çelebilir. Çok akıllıca. Selvi'ye de evi onun üstüne yaptığımı söyleyince... ...Selvi yelkenleri suya indirir. Sami Bey, Ömer Bey sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Şu ev işi olmasa şu zampara patronun angaryalarına katlanmayacağım da... ...işte şu an işten çıkamam. Gazan mübarek olsun kardeşim. Al kızım al. Evliliğinin üzerine bir bardak soğuk su iç. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben hala inanmıyorum. Sami bana öyle bir şey yapmaz. Ay inanmayacak bir şey yok ablacığım. Biz zaten bunun bu kadar mutlu olmasından şüphelenmeliydik. Anne şu kızına bir şey söyle. Aa, doğru söylüyor. Ne diyeyim? Hadi ablam hadi. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi. Nereye gidiyoruz teyzem? Takip et tabii ki teyzem. İşi şansa bırakamayız şimdi. Ne desek inkar edecek. Haydi vamos vamos. Hesabı aşağıda kapıda öderiz hadi. Şu tipe bak ya. Şu tipe tipe bak. Bak. Ay, Sami'cim geçmiş olsun ya. Ucuz atlatmışsın. Evet Ömer Bey sağ olun. Rica ederim canım rica ederim. O değil de bizim manita otelde çok sıkılmış. Sen bugün izinli ol. Al onu otelden şöyle bir gezdir, mezdir, alışveriş filan yaptır. Ömer Bey benim biraz işim vardı. Tamam tamam. Tamam ben onları hallettireceğim. Sen merak etme. Ya biliyorsun benim hanım arıza olmasa ben yaparım da işte benim hanım arıza. Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum Ömer Bey. Hayırdır ya daldın. Aşık mısın oğlum? Hangi arabayla çıkayım onu düşünüyordum ben. Sen merak etme. Şirket arabalarından birini ayarlattım ben. Ha bu arada ne isterse al hepsi şirket hesabı. Ara şunu bakalım ne yapıyormuş. Michelangelo'nun heykeli gibi akşama kadar burada beklemeyelim. Tamam. Efendim bir tanem. Alo aşkım iyi misin? Merak ettim seni. İyiyim aşkım iyiyim merak etme. İşteyim çalışıyorum. Ha iyi. İyisen sorun yok. Tamam canım. Tamam. Öpüyorum dünyalar güzelim. Ha. İnanmıyorum enişten. Tam bir sahtekarmış ya. Ya sana dünya güzelim dedi bir kere. Kapa çeneni Meral, elimde kalacaksın ha.
Ne bekliyor bu? Otobüs bekliyordur. Ne bekleyecek? Ay anne Allah aşkına. Benim acım bana yetiyor zaten. Bir de sen üstüme gelme. Ay ablam sen hiç merak etme. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ay öyle deme teyzem ya. Bu muymuş? Beğenemedin galiba. Ay Rus mu bu? Vallahi Rus bu. Ah kadersiz kızım. Senin kaderin de anneninkine benzemiş. Baban da bizi bir Rus yüzünden terk etmişti. Sami beni terk etmedi. Henüz. O günler de gelecek merak etme. Ay. Nereye gidiyor bunlar? Hiç merak etme ablam, öğreneceğiz şimdi. Dururken mi öğreneceğiz? Bas gaza hadi yürü. Vah 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 Sami efendi. Öyle fink atıp da karını aldatmak yok. Ne yapacağız peki teyzem? Bizim ilk aldatılmamız olduğu için biz çok deneyimsizdik. Hiçbir şey ispat edemedik. Böyle dımdızlak kaldık ortada. Ay hele ben. Ben üstte para veriyordum Faruk'a. Bir de iftira davası açmaya kalktı bana, pislik. Kızım biz şimdi senin elini güçlendireceğiz. Ben hala inanamıyorum Sami'nin beni aldattığına. Aa, bak bu aldatmakla da kalmıyor, alışverişe gidiyorlar galiba şu an. Ah be enişte, yazıklar olsun sana. Sen ablamı yedirme paraları, git el alemin kadınına yedir. Ay abla. Parçalarım seni. E hak ettin şimdi. Tamam kızlar. Başıma gelenler. AVM'ye götürmek için 3 gün yalvartır beni Sami. Alo, banka ablası mı? Yok yok teyzem, ben kredi kartı istemiyorum. Gidiyor anne. Şişt, anne. Sevdiğim mağaza be. Kız da bayağı zevkliymiş. Oh! Ay, harika açı yakaladım buradan. Ay bir öpüşseler teyzem. Ay bayılacağım şimdi ben. Ay, şimdi bayılmanın hiç sırası değil Selvi. Dikkat çekmememiz lazım. Metin'in ablacığım, hepimiz zamanında bu yollardan geçtik. Ay fena oluyorum ben. Sakın. Ay ben fena oluyorum. Sakın. Ben çok kötü oluyorum. Şşş, sıkışmayın, açım kapanıyor. Kırmızı mayo daha çok yakıştı, şuna bak. Çok mu beğendiniz? Ay vallahi ben bayıldım, yakında gelip alacağım. Oh, acı da. Acır. Ay
kızlarda da ne vücut var be. Anne ya. Ama 35'inden sonra hepsi çok bozuluyor. Çok şişko oluyorlar. Hepiniz birer bıçak alın, saplayın bana, rahatlayın, bitsin bu iş. Kızlar var ya, resmen moda fotoğrafçısı gibi oldum. Kızın pos resimlerini çekiyorum. Ay damatçım, hadi damatçım azıcık böyle yakın temas görelim. Şöyle bikinisini, mayosunu böyle bir şeylerini düzelt ya, kopçasını. Hadi yakınlaş, yakınlık. Teyze, ha? Teyze yeter. Aşkına enişteme bak ya. Adam aşkından yemeden içmeden kesilmiş, sadece su içiyor. Seni burada boğarım ben. Ya duyacak. Aa teyzemler. Tamam. Bir yavaş olun teyzemler. Hadi damatçım. Hadi canım. Hadi güzelim ablam. Sen de o salatadan bir çatal al da şöyle elleriniz kavuşsun. Azıcık action olsun. Hadi yavrum, hadi teyzem. Kıza bak ya. Sadece salata yiyor. Annem başka türlü o bikinilere nasıl girecek? Vallahi ben burada kocamı basmışım, siz kalori hesabı yapıyorsunuz pes. Aman sen yine iyisin, en azından restoranda basıyorsun. Ben benimkini komşumla kendi yatağımda bastım. Doğru. Ah kadersiz teyzem. Ya karıcığım, ya ben de çok isterdim yemeğe gelmeyi ama işte... Eminim de çok da güzel yemekler yapmışsındır ama ne yapayım? Çok önemli bir görüşmem var. Ya ben de orada olmayı çok isterdim karıcığım, sevgilim, bir tanem, affedersin ama ne yapayım işte. Başka yerde olmam lazım. Hadi seni seviyorum. Seviyorum seni. Çok öpüyorum. Hadi öptüm. Ölüyorum ya. Uzun gün gidiyor. Hayırlı şükür. Efendim Ömer Bey. Ömer? Evet, evet. Hı. Sağ olun, görüşürüz. Senle ben şimdi otele gidiyoruz. Aha. Sonra senle Ömer. Otelde. Hı hı. Pardon, hesabı alabilir miyim? Alışveriş edildi, yemek yendi. Bakalım sırada ne var? Arabam, Nadim buraya koymuştum arabamı. Ben Nadim'in arabamı buraya park etmiştim. Gördünüz mü? Onu yarım saat önce çektiler. Ne? Oh. Ay, arabayı bulmaya çalışırken Sami'yi de kaybettik. O şimdi o kadınla birliktedir, değil mi? Gel Şerife. Cheers. Yok, o kent konseyi toplantısına katılmıştır. Kadınla birlikte tabii. Ay keşke yemekte boğazına bir lokmacık bir şey takılsa. Orada da böyle Heimlich manevrasını yapacak kimse olmasa. Oracıkta böyle hık hık deyip gidiverse. Teyzeciğim öyle şeyler deme lütfen ya. Aa, bak hala kocasını savunuyor ya. Ay ablam. Ay, ne? Bak ya. Ver şu bak. Çektiğim pozların güzelliğine bak. Al bir bak. Ay. Kız sen gerçekten bu konuda çok yeteneklisin.
Bak öyle değil mi Selvi? Ama anneciğim yani. Ver ablacığım, ver. Ablacığım. Ne? Bak şimdi eniştem eve gelir gelmez hemen o telefonunu alıp karıştırmaya başlıyorsun, tamam mı? Baktın böyle erotik konuşmalar falan var. Tak! Ekran görüntüsünü alıyorsun. Bunlar bizim mahkemede ne oluyor? Acayip işimize yarıyor değil mi? Çok doğru. Aklımı kaçıracağım sizle ben bu evde. Gerçekten aklımı kaçıracağım. Arıyor anne. Arıyor, Sami arıyor. Ben bunu bu sefer didikleyeyim, ben bunu mahvedeyim bu sefer. Sakın, sakın. Sakin ol, güzel güzel konuş. Planımızı unutma. Sakin. Canım. Canım benim. Ben yarım saat evdeyim hayatım. Ya biliyorum geciktim ama bu patronun angaryaları bitmiyor. Tamam hayatım, hiç problem değil. Sen gel yeter, ben seni bekliyorum. Canım karım. Canım kocam. Şu Sami de ne yere bakan yürek yakanmış ha. Vah vah teyzem. Dışarıda görsen pısırık bir adam sanırsın, vah. Ay vallahi ya. Hayır bir de şu raddede bile karısını seviyormuş gibi yapıyor. Seviyor zaten. O eskidendi. İyi akşamlar damat. İyi akşamlar. Hoş geldin iştem. Sağ ol. Bir göz. Bak 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 bak, çiçek getirmiş. Yıllardır bu gelenek hiç bozulmadı. Aldatan her erkek karısına mutlaka çiçek getirir. Benim zamanımda da böyleydi. Ay haklı diyor vallahi. Benimki de öyleydi. Çiçekler bunlar böyle. Sen onlardan daha güzelsin bir tanem. Yok mu öpücük? Bir hoş geldin. Anne, babam da sana çiçek getiriyor muydu? Aa, tabii. Hem de her gün. Sonra ben ona götürdüm. Nasıl yani? Mezarına. Yani millete ayıp olmasın diye çiçeklerle donattım mezarını. Allah'tan adam kalpten gitti de elimizi kana bulamaktan kurtardı. Değil mi kız abla? Ay Suzi. Hayatım. Hı. Ben bir duşa giriyorum. Gir tabii gir. Belki günahlarından arınırsın. Bir şey mi dedin? Gir tabii duşa dedim. Rahatlarsın. Mwah. Ver, ver bakayım. Ne oluyor kız? Teyzem, yoksa adamı yastıkla boğup bize mi kaçtın? Yok teyzem, Sami duşa girdi. Telefonunu karıştıracaktım. Elim ayağım birbirine dolandığı için yapamadım. Acaba ona da aşkım diyor mudur? Yok, ona belalım diyordur. Tövbe estağfurullah. Tabii ki aşkım diyordur. Temiz. Temiz mi? Evet. Bak sen bak.
Demek ki arkasında hiç iz bırakmamış. Demek ki ilk aldatışı değil. Anne. Ne? Ay enişteme bak bayağı deneyimli çıktı ya. Dur çok güzel bir fikrim var. Ben şimdi buna kocamı Bulu yüklüyorum tamam mı? O ne kız? Bu muazzam bir program ablacığım. Nereye giderse adım adım peşindeyiz. Her şeyi takip ediyoruz. Öyle mi? Tabii. Bizim ailenin laneti bu işte. Bir nevi Kennedy'ler gibi izleyebilir miyiz anneciğim? Deriz kızım. Deriz. Deriz. Telefonun. Ya özlemişim karımı be. Sami'cim sen yorgun değil miydin? Ya hayatım aslında bugün o kadar yoruldum ki. İyi tamam o zaman ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sen de erkenden yatıp dinlenirsin. Ya. Ha. Ya ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Ay canım benim. Hadi sen şimdi giy. Ben de bir şeyler hazırlayayım. Tamam aşkım benim. Hadi. Efendim Ömer Bey. Evet. Tam şimdi girdim eve. Tamam. Tamam Ömer Bey peki. Hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ah Sami ah. Ah Sami ah. Ben seni ne yapacağım Sami? Aşkım. Efendim. Aşkım, ya kusura bakma bu patron yine beni aradı, benim acil çıkmam lazım. Tamam hayatım, iş her şeyden önce gelir, sen git. Geç kalmam. Tamam canım. Tamam canım. Hadi, hadi çabuk. Allah'ım yarabbim ya. Eniştemin hızına da yetişemiyoruz yani gerçekten. Senin de makyajın saçın hiç bitmiyor maşallah. Anne! Anneciğim çekirdeğinle nereye gidiyorsun? Uzun sürer belki, canımız sıkılmasın. Teyze nerede? Hazırım. Teyze bu ne hal? Merkez Bankası soymaya mı gidiyoruz biz? No me ames tia. Mi nombre es Nairobi. Camina Tokyo. Vamos, vamos, vamos. Şimdi Roxana'cığım, Roxy'cığım. şimdi ben burada oturmak. Sen şu masaya, şu masaya gitmek, sonra Sami gelmek, karşısına Sami gel. Sami, you know, Sami biliyorsun. Sami, evet, Sami. Sami, Sami gelmek, sen onunla yemek, yemek orada olmak, orada oturmak. Neden? Çünkü benim karım. Benim karım wife. Wife. Wife buraya gelmek. Tamam. Sen öteki masada oturmak ama beni tanımamak, biz tanışmamak, no tanımak. Who is? Who is this? İşte o. What is? Yeah. Biz girlfriend değil. Sen benim girlfriend değil. Ama üzülme, üzülme. Sen sadece girlfriend. Biz girlfriend değil. Sonra oho. Hep girlfriend. Always. Forever girlfriend. Tamam. Tamam. İşte, ah ben kimle yemek? Thank you.
Ömer Bey, ben ne söyleyeceğimi bilmem ki. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin zaten. Hiçbir şey. Sen sadece karım gelince merhaba diyeceksin. Biri beni ispiyonlamış, karım buraya geliyor. Onu hiç dert etme canım ya. O çok basit bir mevzu yani. Sonuçta bu işleri ilk defa yapmıyoruz değil mi efendim? Ömer. Sürprize bak karım ya. Karım geldi. Karım. Aa canım karım, bu ne sürpriz ya. Şey yapmıyor, sözleşme ya. Bir imza atıyor, o kadar bir şey. Ya söyleseydin ben seni aldırırdım canım karım benim ya. Buyur geç otur. Gel canım. Gel canım karıma bak. Dur. Dur canım benim ya. Karım geldi. Gel. Aa, Neşe geldi. Vallahi Neşemiz geldi. Vallahi burayı gösteriyor. Bulduk galiba. Vallahi burayı gösteriyor. Bir dakika. Ay. Hadi bakalım. Hadi Meral. Neredesiniz? Ha? Burada değil. Buldum. Vallahi buldular. Buradalar. Ay hani hani. Bak bak bak, ikinci pencere bak. İkinci pencere gördün mü? Gördün mü? Bak. Ver bakayım. Kız senin bu kocamı bu işe yaradı, görüyor musun? Ya boşuna mı söyledim ben ablam? Bir de bana yemek ısıttırıyor alçak. Ay T-Bone. Kuşkonmaz ızgara. Allah'ım mozzarella'lı salata. Üf be, kızın tercihini çok sevdim ya. Ver şunu. Of of, bu menü en az 400-500 lira. Bir aylık mutfak masrafı. Ay ablam be, biz de eve giderken kuşkonmaz alalım mı? Ay çok canım çekti. Ya alırız, alırız. Pardon da niye gidip Sami'yi gırtlaklamıyoruz acaba? Çünkü mahkemede el elde baş başta kalırız da ondan. Yani ayrıca Hamze Gel haksız yere çıkar. Haksız yere kesinlikle yani. Ya da hadi beyinlerle ya. İnandırabilir. Tamam, tamam, tamam. İkna oldun. Hah. Ablam şunu bir bana versene, ben bir şey deneyeceğim. Yok artık, yok. Bu kadar değil yani, bunu yapmıyorsundur değil mi? Yaptım bile. Delirdi iyice. Masa bu kadar mı? Sevgilim yani sonuçta işimi kaç kişi olacak? Ne bileyim işte, öylesine sordum. Ben de geçiyordum, uğrayayım dedim. Pardon, böldüm ama. Böldüm, böldüm diyor. Yeter ki sen böl canım sevgilim benim. Ne söyleyeyim sana? Bir şey patlattırayım. Hemen getireyim ben. Pardon. Ben sizi tanıştırmayı unuttum değil mi? Bu şey bu. Kim bu? Bu kim bu? Bu Tutarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Bey. Bu da benim güzeller güzeli eşim Neşe Hanım. Memnun oldum. Aa! Sami Bey değil mi o? Evet. Evet sevgilim ya, hiç sorma ya. Yani olacak şey değil ya. İnanılır gibi değil ya. Hiç gül gibi karısını aldatıyor adam. Gül gibi karısı yapılır. Kusura bak. Çok kötü oldum, kusura bak. Utanmaza bak. Nasıl da rahat. Dur sen. Ben bir gidip İki cümle laf edip geleyim. Yok, boş. Gideyim, gideyim. Boş ver, boş ver. Şu anda bir şey mi var senin ya? Dur. Burada şimdi Nedim Bey varken yani onu bizim şirket işi sorunlarımızda sıkmayalım değil mi kardeşim? Hadi sen buyur otur. Dur ben onunla sonra konuşurum. Ben onunla şirkette konuşacağım sonra. Ben onunla şirkette konuşacağım ben onunla. Terbiyesiz herif. Bak hiç şey yemedim ya. İştah bırakmadı ya.
Kahveler de içildi. Keyifler pek yerinde. Ablam şunu ben bir daha bir alayım. Bu nedir ya? Hah. Ne yapıyorsun? Şşş. Hayırdır ablacığım? Alo? Kocacığım evet. Hayır bulamıyorum arabayı, nereye park ettiğini göremiyorum. Ha tamam şimdi gördüm, anladım. Tövbe estağfurullah ya. Çekebildin mi? Çektim. Ver teyzem, al. Oo. Yemek çabuk bitti, bak hesabı istediler galiba. Bir an evvel kız istiyor tabii. Anne lütfen ama ya. Bu saatten sonra tavla atacak halleri yok herhalde. Ay teyzem işimize yarar. Daha samimi pozlar çekeriz. Ay mahkemede delil olarak kullanırız. Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Sami ben seni çok beğendim. Arabaya biniyorlar. Hadi kızlar arabaya, mamos. Girme Sami. Sami o otele girme Sami. Ne olur o otele girme Sami. Kızı Topkapı Sarayı'na götür, Dolmabahçe'yi gezdir, Pierre Loti'ye çıkar. Turizme katkıda bulun Sami, ne olur turizme katkıda bulun. Turizmi düşün Sami sen. Sen artık bu saatten sonra turizmi düşün Sami. Bak ben buradayım Sami. Girme Sami, otele girme Sami. Girme otele Sami. Bana bunu yapma Sami. Söyleyin girdi mi, girdi mi? Otele girdi mi, otele girdi mi? Bak yara bandını çeker gibi söyleyin. Aniden söyleyin bir şey. Teyzem, teyzem aç girmedi. İşte bu. Ne dedim ben size? Benim kocam yapmaz dedim. Benim Sami'm asla yapmaz. Eğer eve gelmezse sen şüpheleneceksin. Gelecek tabii. Onlar sabah buluşuyorlar. Gitti be. Bu iş illa gece olacak diye bir kaide yok değil mi Suzi? Vah bana. Ey bana hiç sorma be ablam. Ben o işleri unutalı yıllar oldu be. Vah bana. Hayatım. Allah Allah, yukarıda mı iniyor? Ay. Sen geldin mi? Geldim, şimdi girdim. Ben annemlerdeydim de. Sami'cim ben çok yorgunum. Hı. Hemen yatacağım, iyi geceler. Tamam, ben de geliyorum. Hayatım, ben çıkıyorum. Parfüm yeni mi? Evet. Nevzat'ın karısı hamile ya. Hmm. Rahatsız oluyormuş. Bana verdi. Anladığım kadarıyla beğendin. Çok. Güzel.
benim acelem var hayatım. Bunu daha sonra konuşacağız. O küçüğü alsa. He? Sinek var bu evde. Bu ev sinek yapıyor. Yani baş edemiyorum ben de bazen yani. Hayatım, bak ne olur git tablet al. Akşam uyutmazlar vallahi hem. Akşam parfümle geleceğim. Ben tableti senin takacağım dur. Aa çabuk. Yazlığa hemen alıcı çıktı, sattım vallahi. Çok şanslıyım. Vallahi? Hı-hı. Şimdi peşinata yatırıyorum. Selvi kızmasın. Yok canım, Selvi'nin haberi bile yok ki. Zaten 3 senedir oraya gittiğimiz bile yok. Hem Selvi şu alacağım evi görsün diye kızmak, boynuma sarılacak boynuma. Şuna baksana ya. Dedim ya güzel usta. Güle güle oturun vallahi. Çok iyi. İnşallah. Gözün kör olsun Sami, boyun posun devrilsin Sami. Anne evi satmış. Evi satmış, yazlığı satmış. Mutfaktan arttırdığım paralarla aldığımız evi satmış ya. Ben o paraları sana o kadınla yedirmem. Yedirttirmem, ben o paraları yedirttirmem. Adam gözü ay, iyice karartmış. Vallahi nasıl bir aşksa artık. Bak aşkın gözü kördür diye boşuna dememişler, gördün mü? Ya ben şimdi şunu merak ediyorum. Eniştem zaten normalde de 3 derece mi yok? Ben tamam. Seni şimdi gözünü bir dağlayacağım. Ta 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 tam. Nasıl olmuşum kızlar? Hı? Cenaze için aldım. Yakışmış mı? Ne cenazesi kız? Büzeyen teyze mi öldü yoksa? Ay ablam, ağzından yel alsın. Büzeyen teyze daha 92 yaşında. Ay çok şükür. Hayır yani olur ha, bir kaza sonucu Sami aramızdan ayrılır diye hazırlıklı olayım dedim. Nasıl? Vah vah vah, canım damat gitti, gençicik damat, vah kadersizim. Ay ben seni alışıyorum anne, bana bir şey deme. Dük dük dük. Abi Selvi bana güvenmese vallahi benden şüphelenir ha. Abuk subuk saatlerde arıyor, gecenin köründe beni çağırıyor. Şu ev iş olmasa biliyorsun işte, bir dakika katlanmam da. Kolay gelsin Nevzat. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin Nevzat Hanım. Gelsin arkadaşlar. Ya sabır. Ay yeter artık. Otur şuraya, vallahi başım döndü. Bana bunu yapmayacaktın Sami. Bana bunu yapmayacaktın. Ay abla avukatı arayayım mı? Hah, biz dava açıp boşanana kadar ata alan Üsküdar'ı geçer. O kız da o evin parasını 2 günde bitirir. Sonra sana geçmiş olsun. Salak. Ne yapayım anne ya? Ben bu yaptığını onun yanına bırakmam. İşte ben de tam bu yüzden söylüyorum. Hı? Yani elim bir kaza sonucu ikisi de aramızdan ayrılabilir. Değil mi? Vah kadersiz damat. Gitti damat. Ne yani? Ya sadece bir öneriydi. Teklif yani. Madem öyle, biz de onları ayıracağız. Nasıl yapacaksın teyzem? Kadını buradan göndererek. Nereye? Tatile mi? Vallahi bir dakika, ben koskoca bir yıl boyunca tatile gitmedim. Lütfen başkasının kadınlarını da göndermeyin artık. Saçmalama Meral, ne tatili? Memleketine göndereceğiz.
Nasıl olacak o iş? Ben bir şeyler düşündüm. Ateş pahası. Emekli maaşını buraya gömeriz sonra. Ay ablam, o kadarını göze aldık ama yani. Baksana maşallah. Çay bahçesi değil yani burası. Görüyor musunuz kızı nerede? Ay bak işte orada ay parçası gibi oturuyor maşallah. Delirtmeye mi çalışıyorsun teyze sen beni? Yok teyzem, teyzem. Aman keşke ben de payetli elbisemi giyseydim, böyle soluklardım burada. Başlatma şimdi elbiseni Meral. Tamam. Bak bakayım ne içiyor, ne içiyor? Ay bebe su içiyor galiba. Ay bilmediğim bir şey de yok maşallah. Anneciğim artık her şeyi öğreniyorsun, sen de. Merhaba hanımlar, ne yapıyorsunuz? Şuradaki meyve suyundan 4 tane. Teyzem sen benim adıma niye seçim yapıyorsun? Ay ben belki başka bir şey içeceğim. Ay inşallah çok pahalı bir şey değildir. Kızım bari bir tane söyleseydin. Anneciğim 4 kişiyiz, bir tane alırsak burada dikkat çekeriz değil mi? Çok mu pahalı? Nereden bilelim anne, çok mu pahalı? Ay kadın emekli. Süper. Ay çok pahalı. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Teşekkürler. Bana bak. Şşt. Bir şey olmaz değil mi? Sadece uyutacak. Yeter. Yeter. Gidip değiştiriyorsun çabuk. Hadi. Hadi gittim. Hadi teyzem. Ay, kapat. Gidiyor.
Meral, değil bak bakayım, değil bak. Yok. Gel, geç bu tarafa bak, buna bak. Allah'ım inanmıyorum. Bu ayakkabıları nerede görsem tanırım. Asker arkadaşların mı? Yok. Asla kavuşamayacağım sevgilim. Oh, çok güzel. Şişt, yavaş, yavaş be. Kızlar, acaba bu midesini bozmuş falan olabilir mi ha? Yani içeride biraz fazla kaldı bence, değil mi teyzem? Oh, ilaç etkisini göstermiş olmasın. Megafonla bağır, daha tam duyamadı. Kapıyı tıklatsak mı acaba? Çok iyi fikir, ben tıklatıyorum. Hadi, hadi. Ay, bu da eniştem gibi tuvalette gazete okuyor olmasın? Saçma saçma konuşma Meral. İyi ki. Yani sonuçta bunlar ruh eşi olabilir, o yüzden şey etmez. Ben sana göstereceğim ruh ikizini. Düşmesin. Ay korkma, bir şey olmaz. Ay biz çok iyi anlaştık ya, şuna bak. Kapa çeneni Meral. Tam şu çanta da en sevdiğim marka. Baksana elbiseme de yakıştı. Ya kız enişten paraya hiç acımamış. Ben de ona acımayacağım, merak etme sen. Sen onu Burak Bey'te aldın mı? Aldım. Hem de gittim en önden aldım, rahat rahat giderdim. Ay iyi yapmışsın, yalnız kadın rahat eder. Hadi. Ya uyanıp da seninkini ararsa teyzem? Arayamaz. Çünkü telefonu bende. Artık birbirlerine ulaşamazlar. Ha? Ya dönerse? Artık dönerse bizimdir. Roxane'ye ulaşamıyorum. O takılıyordur şimdi. Bir mevzu olunca haber verir o. Ne kadar kaldı Meral? Az kaldı ablam, az merak etme. Ay başımıza bir şey gelmeden şunu bir postalayalım da. Başımıza gelen gelmiş anneciğim, daha ne gelebilir ki? Hapse düşmek olabilir mesela ablam. Polise bir şey söylemek ister misin? İşte şimdi yandık. Dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evraklar lütfen. Tabii hemen. Buyurun memur bey. Bu saatte nereden böyle? Hastaneye evladım. Kim hasta? Ben! Aa. Ay memur bey şöyle. Biz davetten geliyoruz. Hepimiz zehirlendik çok fena. Ay hep ucuz tavuk yüzünden evladım. Davet sahibi çok cimri çıktı. Olan bize oldu. Hanımefendinin durumu da ağır galiba. Evet. O daha çok etkilendi tabii. Bünyesi çok zayıf. Zayıf kalacağım diye hiçbir şey yemiyor memur bey. Pasos salata. O zaman biz size yolu açalım. Aa, ay, hiç gerek yok. Memur bey lütfen bizimle uğraşacaksınız. Çok saçma. Memur bey saçma bir şey bu. Çok saçma. Tabii. Olsun, görevimiz. Siz bizi takip edin. Ay, bir hapse düşmediğimiz kalmıştı. O da olursa tamamdır. Zafer'e giden yol çakıl taşlarıyla döşelidir ablam. Kız ayıldığında aynısını polise de söylersin teyzem. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum teyzem. Ama sürpriz sonlara da bayılırım. Ya bir dakika bakın, bence biz güzel güzel durumu polise anlatalım. Belki onlar da bize yardımcı olacak. Sus Meral! Polisten nasıl kurtulacağız biz? İşte gecenin beklenen sürpriz mucizesi bu. Bye. Oh, piş, piş, ya şu kızı uçakla mı gönderseydik daha hızlı giderdi. Uçak bileti kaç para, haberin var mı senin? Vah 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 kadersizim. Ya yol da çok uzun, hiç çekilmez. Uyurken bir şey fark etmeyecek teyzem.
Teyze hadi yürü, utanma, sen ninni söyleyeceksin, yürü. Ay. Güle güle tatlım, Putin'e selam söyle. Kızlar, aman ha beni iyi dinleyin. Eğer başımıza bir şey gelirse sakın ha, ne yapıyoruz unutmayın, direkt Meksika'ya kaçıyoruz ha. Aa, Meksika'nın yemekleri nasıldır acaba? Ben öyle her yemeği yiyemem. Ay sen Meksika fasulyesi seversin bir kere ablam. Teyzem saçmalama, uyuya uyuya gidecek. Peki şimdi ne yapacağız asıl? Artık bundan sonrasını Sami Bey düşünsün. Evet. Ay çok şükür kurtulduk, dünya varmış. Beynim başım döndü vallahi. Oh be! Günaydın. Ay. Günaydın. Erkencisin. Bu aralar biraz uykularım kaçıyor da benim. Aa, niye? Çamaşır makinesi çok ses yapıyor. Yenisini almamız lazım. Hayatım, maalesef biraz daha uykuların kaçacak. Bu ara biraz sıkışız, idare edelim. Peki. Sen bilirsin. Heh, ben de nerede kaldılar diyordum. Şaşmaz. Şaşmaz. Sürpriz. Bu sabah kahvaltı bizden. Şöyle keyifli bir kahvaltı edelim dedik. Hak ettik yani. Ne haber damat? İyiyim efendim, sağ olun. Çay hazır mı? Hadi hazır anneciğim, hazır. Ha iyi. Eksik kadroyla çıkmışsınız maça. Suzi teyzeyi göremiyorum. Ben erken geldim. Huhu. Ay abla. Ay canım. Ay, şöyle geç. Bir şey diyeceğim, kızın gittiğini öğrenmiş mi? Ya var mı yani böyle halinde tavrında bir değişiklik? Hayır yani şimdi aşk bu değil mi? Neticede adam yemeden içmeden de kesilebilir. Apır sapır konuşma Meral. Ne aşkı? Adam daha yeni uyandı, gözünü açamadı. Yumurta çok güzel olmuş Servi'cim, eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Ya Rabbim, sağlı sollu. Acı haber geldi galiba. Da 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 da. Ne yapıyorsun teyze, ne yapıyorsun ya? Hadi gel. Alo. Alo, Sami. Benim. Roxan terminaldeymiş. Git onu al. Duyamıyorum. Yavaş, yavaş anneciğim, yavaş ya. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun anne? Roxan terminaldeymiş. Onu al, git kızı al. Kız? Ha, Roxana. Kızı al. Tamam. Ben hemen gidiyorum. Ömer, neredesin? Sevgilim ya. Mavi gömleğimi gördün mü yavrum? Benim eşyalarım arasında senin mavi gömleğin ne işi var Ömer? Ayrıca senin burada ne işin var? Mavi gömleğim üstünde zaten. Ya benim gömlek niye benim dolaptan senin dolaba geziyor? Ne biçim gömlek bu ya? Yakalım bu gömleği ya. Çok saçma. Biz bunu İtalya'dan mı almıştık? Nereden almıştık ya? Günaydın Sami. Yavaş, biraz yavaş ya. Hayatım, benim hemen çıkmam lazım. Kahvaltı etmeden mi gideceksin? Bir oku etmeyeyim hayatım, acil bir işim çıktı, geç kalmayayım. Size afiyet olsun. Kremlin'de buluşurlar artık. Ay, orası neresi abla? Kahveci mi? Yok, lokanta. Oy. Anneciğim, böyle bir zamanda güne gitmenin sırası mıydı şimdi? El alemin ağzına laf mı verelim ha? Hem merak ediyorum, Safiye neler yapmış bugün bakalım.
Ay geçen seferki poğaçası çok tuzluydu. Hiçbirimiz yiyemedik. Hem senin gün paraları da Rus'a gitmiştir teyzem. Ay teyzem sabah sabah böyle konuşup sinirlerimi zıplatma şimdi. Hadi yürü. Tamam, tamam hadi. Teyzem sabah bir ağız yapayım dedim çamaşır makinesi bozuk falan diye. Çok sıkışıkmış beyefendi. E tabii eniştem de haklı. O kadar markaya para mı dayanır be? Anne izin veriyorsan döveceğim ben bunu. Tamam sonra döversin. Suzi bana bak. Markette bahçe domatesi indirimdeymiş. Dönüşte alalım da evde salça yaparız olur mu? Doğrusun. Anneciğim domatesin zamanı mı şimdi? Tam zamanı. Anneciğim ben onu mu diyorum ya? Ay. Ay başım dönüyor gibi oluyor benim. Ay ben kötü oluyorum. Teyzem? Ay vallahi bilmiyorum çok kötü oluyorum. Kızım neyim var? Gidiyor. Gidiyor. Ablam. Teyzem. Ay ne oldu kızım? Domates sen buraya nasıl geldik ya? Kolay değil tabii. 4 yıllık evliliği bitti. Vah 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 kadersizim. Psikolojik durum. Sinir krizinin eşiğindeki kadınlarda sıkça rastlanır kendimden biliyorum tabii. Ay bir dakika ya beyninde bir şey olmasın sakın. Biz o konuda senden şüpheleniyoruz Meral. Nasıl anlamadım niye ki? İşte tam da bunu diyorum ya. Teyzem sende şeker var mıydı? Ha biliyorsun ki baba tarafında böyle full şekerli tansiyonlu yani. Sen onlara çektin bence kesin yani ben bilirim. İyiyim ben bir şey yok. Sabah az yedim ondan oldu herhalde. Ay doktor. Durumu nasıl? Yaşayacak değil mi? Yani Hasan'ın durumu gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki. O kadar sağlıklı ki yakında bir minik bebeği olacak. Ne? Ay! Allah'ım torun geliyor bana torun. Ay çok şükür. Selvi gördün mü? Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar. Allah'ım çok şükür torun. Ay Allah'ım. Çak kız. Al yavrum bir bardak su iç. Ay şu düştüğüm durumlara bakın ya. 4 senedir bebeğim olsun diye uğraşıyorum. Hamilelik haberini aldım. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ay ablam benim ya. Sevin tabii sevin. Bak ne güzel bebişin olacak. Babası ne olacak peki? Bebek haberini Sami'ye nasıl veririm diye planlar yapıyordum ben de. Bak geçen gün İnstoş'ta bir tane kız... Bir kutunun içine pembe balon koymuş. Bence çok iyi fikir. Teyzem, o cinsiyet haberi vermek için. Aa doğru, evet. Peki bebek haberi nasıl verilir? Tamam, buldum. Bence ablacığım sen de kutuya bebek bezi koy. Teyzem, sen en güzeli o kutunun içine bir el bombası koy. Açar açmaz patlasın, günümüz neşelensin. Ne yapacağım ben peki şimdi? Beni çocuğumla ortada 5 parasız mı bırakacak bu? Ay doğru vallahi. Evi de sattı eniştem. Vah! Garson beyciğim bir bakar mısınız? Evet. Size zahmet olmazsa bir soda alabilir miyim? Tabii ki de. Çıkalım mı biz? Aman. Meral, ocağımıza incir ağacı diktin. Çocukla kırıştıracağım diye içmediğin şey kalmadı. Ay anneciğim onun ne alakası var ya? Ben burada sinirimden içiyorum. Gözümüzün önünde 400 bin bağıra bağıra gitti diye. Ya çok inandık. Ben yedirmem o paraları başkasına. Çocuğumun rızkını başkasına yedirmem ben. İnşallah. Kızım, sen sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Artık 2 canlısın. Şuradan bir şey seç de bir şeyler ye. Hadi. Ya iyi de ben hiç tehdit mesajı yazmadım ki. İlginç. Sabahları ben 2 kez yazmadan güne başlayamıyorum. Aa tamam dur. İnternete girerim orada mis gibi örnekleri vardır. Ay bırak şu interneti. Suzi sen bilirsin böyle şeyleri. Bir şey söyle de yazsın şu. Yaz teyzem. Karını aldattığını biliyoruz. Bunun bedelini ödeyeceksin. Evet bu kadar mı? Ay tabii ki bu kadar. Mahkemeye savunma dilekçesi mi yazıyoruz? Tamam. Sevgiler, görüşmek üzere. Sevgiler mi? Aa yoksa Gülçük bekleyeyim. Evet tamam. Eklemezsen hatırım kalır. Kız! Aşk mektubu mu yazıyoruz burada? Üf, aman tamam yazmıyorum. Siz de aşırı kabasınız yani. Bakalım ne diyecek beyefendi. Canım, teyzem.
Kendi telefonuna mı atacaksın mesajı? Ha? İstersen sor bakalım eniştene akşam eve geldiğinde ne yemek yemek istiyor? E neyle göndereceğiz peki, güvercinle mi? Düşünüyorum ablam, düşünüyorum. Ay dur, kapıya ben bakayım, dur. Düşünelim. Siparişlerin abla, buyur. Sağ ol canım. Ablam be, çok önemli hayat memat meselesi. Ben şu telefonunu 5 dakikalığına aldım. Abla. Sen burada bekle. Karını aldattığını biliyoruz. Bedelini ödeyeceksin. Kime gelmiş bu? Sence patron? Hayır yani tamam, bana gelmesi normal de niye senin telefona göndermişler? Şirket telefonu patron. Yani bütün telefonlar sizin adınıza kayıtlı. Ha tabii tabii. Ne istiyorlarmış? Ne istiyorsun diyor. Zıkkımın kökünü. Bak bu inkar da etmiyor hiç. Aa, ama bak öğrenmeni istemediğine göre bu hala senden çekindiğini gösterir. Yani bu adamın hala sana saygısı var abla. Ne saygısı be? O kendi pislikleri ortaya çıksın istemiyor. Ay ne çıyan çıktı bu. Kızlar, şimdi biz bu parayı alıyor muyuz, almıyor muyuz? Alıyoruz tabii ki. O parayı Roxana ile olmasa bile başka bir Rus karıyla yiyecek zaten. Anne ya! Ne? Yeter ama ya! Yaz parayı yaz, evin parasını yaz. Evin parasını yaz, evin parası yaz. Ha, evin parası. Evin parası yaz. Teyzem, yahu rakam yaz, rakam. Ha, tamam. Tamam, tamam. Hala cevap yazmadılar. Kendilerini ağırdan satıyorlar belli ki. Ne yapacaksın patron? Belki yanlış gelmiştir canım. Kainatta karısını aldatan tek erkek ben miyim ya? Vallahi kainatı bilmem patron ama bu şirkette evet. Yani diyorum acaba biraz durulsanız mı? Kim bunlar ya? Sen kimsin diyor. İsmimi yazayım mı? Yaz tabii. Aa, hobilerini yaz, burcunu yaz, açık adresi yaz. Değil mi teyze? Saçmalama be. Miktarı ve yeri yaz. Yaz yaz, oteli yaz. En iyi bildiği yeri yaz, oteli yaz, oteli. Oteli yaz. Aa, çok zekice. Oteli yaz. Oteli yazıyorum. Oteli yaz hadi. Oteli yazıyorum. ₺400.000. Saat 17'de. Aa, Roxana'nın otelinin lobisinde. Roxana'nın oteli mi? Her şeyi biliyorlar patron. Biz nasıl bir çeteyle karşı karşıyayız kardeşim? Organize oldukları belli. Polise haber verirsen evliliğin biter yaz. Çok doğru diyorsun biliyor musun teyzem? Seri numaralarını alırsa biteriz, enseleniriz. Aman o kadar paranın seri numarasını almaya üşenir insan. Aa tamam dede. Bana bakın. Bu olay aramızda kalacak. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Eşlerinize bile. Merak etme patron. Vallahi benim başıma gelse ben çoktan köprüye çıkmıştım patron. Yok canım niye öyle bir şey yapayım? Ben bankaya gitmeyi tercih ederim. Hadi bakayım. Ben şimdi gidiyorum geliyorum. Kıpırdamayın. Hiçbir yere gitmeyin tamam mı? Bak kapıyı üstünüze kilitleyeceğim ha. Hiçbir yere gitmek yok. Hadi bakayım. Adama bak ya, hiç tınmadı bile. Eh ne de olsa onun için çerez parası oğlum. Karısının parası olunca tabii tınmaz. Bak düşün, ben yazlığı o kadara sattım. Ay biraz erken mi çıktık ya? Olsun. Sıra beklemez, bir an evvel paramızı alıp geri döneriz. Anneciğim bankaya gitmiyoruz ki. Ay doğru ya. Akıl mı kaldı bende? Kızlar unutmayın, bir aksilik olursa... Meksika'ya gidiyoruz, anladık. Hayır canım. Birbirimizi tanımıyoruz. Teyzeciğim nasıl birbirimizi tanımıyoruz? Hadi bunu tanımamazlıktan geliriz de şu annemin haline bir baksana, nasıl tanımayacağız onu? Bu Hollywood filmleri seni çok bozdu Suzi. Hadi kızım yürü gidelim. Adamın yerine de ben panik oluyorum abi. Zamanında gitmiştir inşallah. Bitmiştir usta, en boş ver bize ne ya? Bize ne de işte.
Hayırdır patron? Siz otele gitmeyecek miydiniz? Aa, Sami'ciğim, sen gideceksin ya Sami. Ben mi? Evet. Al bak bakalım. Hadi bakalım, yalnız dikkatli ol, tamam mı? Bu epey pahalıya mal oldu size patron. Artık bulaşmazsınız herhalde böyle şeylere. Ya Sami, bu Nevzat ne diyor ya? Sen bana direktman öl diyorsun Nevzat ya. Yeni yengeniz arıyor. Hadi, hadi bakalım hadi. Ne yapıyorsun? How are you? Operasyon noktasına geldik nihayet. Kızlar, hepiniz plana uygun hareket edeceksiniz ona göre. Planı açıklıyorum. Şimdi. Burası resepsiyon. Ben burada savunmada olacağım. Siz burada bekliyor olacaksınız. Ay teyze, bir dakika ya, bu ben miyim? Ne biçim çizmişsin beni, aşk olsun. Sus da bir dinleyelim ya. Pardon, şu nedir? Ablacığım, bu o resepsiyondaki saksı. O saksıda deve tabanı vardı. Sen buraya kaktüs çizmişsin. Yok, menekşe o bence. Senin okulda da resmin çok kötüydü zaten. Öğretmen bana takmıştı ablam. Teyzem, bırak şimdi milattan önceyi. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi. Sami gelince ben hemen sizi atıyorum. Bam bam bam. Gerisini biliyorsun işte canım. Sami çantayı alınca da karşısına dikiliyorum. Bakalım o yüzünü görünce ne yapacak? Aman yüzü mü kalmış o yüzsüzün be? Hadi çok dikkatli ol. Hadi ablam, sen bunları tut. Hadi gidiyorum. Bam bam bam. Vamos. Vamos. Hadi dikkat et. Bam bam bam. Teyzem benim, hadi. Arkadaşını almışsın anneciğim yanına. Sabahtan beri çıt 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 bitemedi mübarek, kafam şişti benim de. Hayır, başka türlü nasıl vakit geçecek acaba? Ay vallahi kan şekerim düştü. Şuradan bir bardak çay mı alsak? Anneciğim vallahi ben söyleyeyim, burada en aşağı 20 TL'dir çay, haberin olsun. Aman aman boş ver, kalsın. Ben şuradan suyumu içeyim. Gelmedi mi seninki? Yok, gelmedi. Arayacak teyzem gelince. Ay düşünsenize. Eniştem paraları da alıp sevgilisiyle birlikte kaçarmış. Ne biçim sezon finali olur ha? Ben sana bir çakarım şimdi. Çok güzel sezon finalin olur senin. Ay. Alo. Ayten teyzem. Ay ben şu an hiç müsait değilim. Vallahi telefonu meşgul edemem. Ne? E-Devlet şifresi mi lazım sana? Ha tamam. O bak, onun için postaneye gideceksin. Postane, postane. Ne? Dizlerin mi ağrıyor? Vah vah vah. Ay o zaman onun için önce hastaneye gideceksin. Teyzem, sonradan postaneye gidersin. Aa, ben şimdi asansöre bindim de çekmeyecek telefon. Bak çekmiyor bile, çekmiyor. Alo, 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 alo. Ay canım benim. Bir dil altı varsa bana verir misin? Vallahi çok ihtiyacım var şu anda. Kalp krizi geçiriyordum. Pardon efendim? Yok öyle bir şey tabii. Sen at o düşünceyi aklından, böyle beyaz bir sayfa aç kendine. Sen bana bol süslü bir kokteyl getir. Oldu mu ablam? Ha? Peki efendim. Tamam ablam. Haydi canım. Kaç gün oldu Roxana? Bitir artık şu işi.
Biz seni adamla boşuna mı tanıştırdık ha? Önce paramı verin. Hayırdır, bavulu da toplamışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Çalışır vaziyette tutun, son 10 dakika. Geri sayım başlıyor. Şimdi saatlerimizi ayar. Gitti kostümüm, gitti. Kapat, kapat, kapat. Rezil oldum ben buralarda. Ay, kapat. Ah Suzi'm, ah Suzi'm. Saatin yok. Ne yapıyorsun sen? Anlamadım. Neyse, bekleyelim bakalım. On elindeki. Ver bakayım şunu. Ver diyorum sana, ver. Hayır. Ver. Ver be. Bak sen. Kendi kendine iş mi çeviriyorsun sen? Çekmiş adamın görüntülerini. Aklı sıra parayı kendine alacak kurnaz. Ay, ay masalde. Ya teyze inanmıyorum sana ya. Senin yüzünden yanlışlıkla Aysel'i like'ladım. Ne oldu, niye geldin sen? Ay üstümü başımı batırdım. Vah 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 kadersizim. Ablam oradan yeni tişörtümü ver. Bagajda yolu. Teyze bu yüzden mi geldin? Sami gelecek birazdan. Hay teyzem bu halde insan içine nasıl çıkarım ben? Teyzem insan içine çıkmayacaksın, saklanacaksın zaten. Ha doğru. Doğru. Paramı istiyorum. Ben sizi inanmıyor. Moskova'ya getirecektiniz beni. Saçmalama be! Ne Moskova'sı? Önce paramı verin yoksa kötü olur. Uzattın ama. Yok sana para mara. O kadar alışveriş yaptın, yedin içtin. Onlara say. Sizi mahvederim. Polise gidip her şeyi kaçacağım. Tut, 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 tut. Anlamadım. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Oo. Sakin, 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 sakin. Sakin. Devam et. Devam et. Tamam. Sürüyorum. Çabuk. Çabuk. Bu gitmemiş miydi ya? Nereden çıktı bu? Vallahi dönerse bizimdir demiştim teyzem. Çabuk, çabuk. Vallahi 90'dan fazla basamam ceza yeriz. Aa bir de başıma ceza çıkarmayın. Maaş bitti. Anne bir daha maaş dersen şimdi duvara girerim bak. Polis, polis. Kız sen Türkçe biliyorsun. Polis, polis. Ay bir de peşine polis mi taktın sen? Ah. Vah, vah, vah. Teyzeciğim şu kıza doğru düzgün işaret diliyle anlatmayı denesene. Aa teyze bildiğim tek bir işaret dili var. Onu da şimdi burada göstermeyeyim. Sakın ha. Polis, polise gitmek. Kız bu kocamı polise vermesin yoksa. Vallahi abla bak. Bu kız en sonunda senin başına kalacak söyleyeyim. Sus kız Allah korusun. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum, sen merak etme. Sen yürü bakayım. Sür çabuk sen, sür. Ya gözünü seveyim indir şunu. Ya konuşma, sür sür. Ya ben bir şey yapmadım, durdurucu arabayı. Sen kullanıyorsun zaten ya. Bana niye beni kaçırtıyorsunuz? Ya konuşma, kızı nereye götürdüler sen onu söyle. Ya ne kızı abicim, ben istediğiniz parayı getirdim, alan işte orada. Çek sağa, çek sağa. Çek şuraya. Tamam.
Amca direkt şuna. Ya benimle bir işiniz yok, alın parayı gidin. Uzatma beyin aşağıya, in. İn in in. Ben niye iniyorum ya? İn aşağı. İn aşağıya, in. Sür sür sür. Sür oğlum sür. Tamam mı para, tamam mı? Tamam. Çıldıracağım ya. Telefonla ulaşamıyorum. Benim patronum değil artık. Ben istifa ettim. Ne? İstifa mı ettin? Ne zaman? İstifa ettim şimdi. Peki Ömer nerede? Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Hoşçakalın. Oh be. Ay aç mıdır acaba? Açmış anneciğim, bir dolma sarıver de löp löp yesin. Öyle deme Selvi, kız misafirimiz. Ne misafiri anneciğim, biz bu kızı kaçırmadık mı? Bir dakika, benim burada araya girmem lazım. Biz bu kızı kaçırmadık ki, kız zorla bindi bizim arabamıza. Niye bunun elleri kolları bağlı o zaman Meral'cim? Ay çok soru soruyorsun abla. Ablam ya, bu çamaşır ipleri iyice sünmüş. İyi ki biz bugün çamaşır asmadık. Maazallah hepsi şapadanak yere düşer daha. Bak, konumuz bu muydu teyzem şimdi? Değil mi? Değil. Aa. Ya ben bu bandı nasıl çıkaracağım onu düşünüyorum. Hayır, evde normal bant yoktu, gittim ben daha da bandı yapıştırdım. Ne güzel işte, kızda bıyık mıyık kalmaz. Oh ne güzel anneciğim, hamama da götürürsün, yıkarsın şakır şakır. Ah. Alo. Ha efendim Aysel. Yok yok, müsaitim, ayağıma oje sürüyordum, söyle. Ha. Ay canım. Alo. Ha. Bendeyiz şimdi. Sen var ya sen benim kocanın peşini bırakmak peşini. Hah tamam, oldu bu iş. İkna ettin kızı. Ay teyzem, hadi sen bize bir kahve yap, yorgunluk kahvesi iyi gelir. Teyzem ne kahvesi ya, kahvenin sırası mı şimdi? Burada kocamın şeysi. Bu benim kocamın nesi? Metresi. Yani biz eskiler öyle derdik. Size var ya bomba gibi haberlerim var. Aysel'in cadı kaynanası vardı ya. Hani oğlu da hep annesini dinliyordu. Ha? Meğerse kadın oğluna yaptırıyormuş. Ya, oğlu da yani Aysel'in kocası bu yüzden Aysel'i domuz gibi görüyormuş. Vah vah ya. Vah. Yok değildir o. Aysel 150 kiloya dayandı ya ondandır. Allah. Kız. Evet. Aysel sen de aynı bal git bozdur. Domuz gibi. Nesini anlamadık, bildiğin domuz işte, hayvan olan işte. Salak salak konuşma Meral. Domuzun hayvan olduğunu anladık herhalde. Benim aklıma şapşahane bir fikir geldi. Sakın ha kıpırdama, seni süzgece çeviririm ha. Teyzeciğim kız Türkçeyi bilmiyor. Hiç süzgeci nereden bilsin ya? Dur ben şimdi anlatacağım. Hı? Hani makarna haşladın ya makarna. Hı? Makarna italiano. Hani yersin böyle ham 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 ham. Anneciğim kız zaten korkudan kıpırdayamıyor. Ne ham 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 ha. İyi bir şey diyeceğim. Gelmişken ben de bir baktırayım değil mi? Tabii baktır. Senin bir eksik çünkü. Kardeş sizin neyiniz vardı? Anneciğim doktor mu anneannesinde miyiz ya? Ay ne var canım, Allah Allah. Sizin neyiniz vardı? Hı? Cevap versene kadına. Bizim kız evde kaldı da onu baktırmaya geldik. Kim, ben mi? Evet. Aa, hiç yok öyle bir şey. Yani benim isteğim çok ama ben istemiyorum, öyle söyleyeyim. Vah 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 teyzem. Tabii canım, kapıda kuyruk oluyor bir görseniz. Ay fenalık geçireceğim ben birazdan. Çok merak ediyorum kızın kim olduğunu bilebilecek mi ya? Bir şey diyeceğim, bence biz kızın kim olduğunu söylemeyelim, bakalım bilecek mi? Meral keşke evde kalsaydın sen. Kaldı zaten teyzem. Ay aman çok komik, gerçekten çok komik teyze. Yalnız ben birinci turu bitirdim, ikinci tura dönüyorum. Artık daha aramızda birinci turu göremeyenler var.
ayıp ayıp. Allah'ım ya. Bizi çağırıyor. Yürü ay, anne kalk. Hadi bakalım. Anne kalk. Kazamız mübarek olsun. Hadi anne yürü. Kalk. Çantamı al. Teyzem çantamı al. Kardeşi de geçmiş olsun. Anne yürü Allah aşkına ya. Önüne bak. Önüne bak. Allah geçerim ha. Selvi. Hayatım. Allah Allah. Nerede kim bu? Efendim sebebi ziyaretimiz. İyi anne. Bırak söyleme o bilsin. Gerek yok canım. Evlenemeyen hanginiz? Aha teyzem seni aa bildim. Ay hiç valla asla öyle bir şey yok. Asla. Meral bir dakika dur. Şu görmüş olduğunuz kadın kocamı ayartmış. Bu kadın? Evet. Kadını buraya mı getirdiniz? Evet. İlk defa böyle bir şey görüyorum canım. Neyse orasını karıştırmayın uzun hikaye. Şimdi ben şöyle olsun istiyorum. Tabii eğer mümkünse olabiliyor ise bu kadın kocamı domuz gibi görsün istiyorum. Nefret etsin ondan istiyorum. O kolay canım. Kolay mı? Tabii canım. Bizim işimiz bu. Ama size pahalıya patlar. Aman. Çok fazla söyleme, biz emekli maaşıyla geçinen insanlarız. İki aydır et yemiyoruz yani ayıp olmasın diye de millete vegan olduk dedik. Meral bir sus be, bir sus. Sami arıyor. Sami ben biliyor. Şşş, sakin sesini kes. Sami tabii sen bilir Sami. Sen Sami bilir tabii. Anne açmam lazım benim bunu. İyi aç. Müyesser teyze öldü de cenazedeyiz de sakın bir şey belli etme. Tamam. Efendim aşkım. Ha, neredesin hayatım? Yoksunuz yukarıya da baktım. Haber de vermemişsin merak ettim. Hayatım Müyesser teyze öldü. Ne? Cenazedeyiz biz. Tamam canım başınız sağ olsun. Ben geleyim mi? Yok ben zaten birazdan eve gelirim. Tamam canım benim adıma da başsağlığı dile. Tamam ben hadi kapadım ben. Evet nerede kalmıştık? Parayı konuşuyorduk canım. Para hiç mühim değil. Ne gerekiyorsa yapın. Şimdi. Bak. Bana bak. Bu kız bu suyu içecek. İki güne kalmaz. Senin kocanı domuz gibi görecek. Ay hadi inşallah. Görmezse aha ben buradayım. Bu suların iki yıl garantisi var. Polis kıpırdama. Kıpırdama. Şimdi yandık. Çok değişik bir ekip. Ne söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Hepsini sorguya alın. Çeteyle bağlantınız nedir? Ne işiniz vardı? Vallahi komiserim o bir şey bildiği falan yok. Ya bana evde kalmışsınız dedi. Alakası bile yok. Hiç tavsiye etmiyorum. Otelde ne işiniz vardı? Ay otel dedin de evladım bir çay 20 TL. Olacak iş değil. Ay her şey ateş pahası. Bir emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Vallahi ben en başta anlamıştım işlerin aksilik gittiğini. Tabii ki bu konulara hakimim. Ben 8 sezon CSI Miami, 9 sezon Arka Caddeler izledim. Ay bizim zamanımızda San Francisco sokakları vardı. Bayılırdım ben o diziye. Ay hele bir Michael Douglas vardı. Ay ne yakışıklı adamdı biliyor musunuz? O da karılarını aldatıyormuş. Hastalıktan mıymış neymiş bilmiyorum tabii. Bir karısı vardı o kadar güzel. Catherine maşallah. Çok affedersiniz soru neydi? O değil de komiserim ben en çok bu evi satma olayına sinirliyim. İnsan karısına haber vermeden ev satar mı? İnsan bir haber verir. Haber versem evdeki çete tebelleş olurdu amirim. Asıl çete bizim evde. Teyzesi, anası, danası hiç evden çıkmıyorlar ki. Belki ev alsam kurtulurum dedim. Rus kızla bağlantınız ne? Benim koca da Rus'a gitmişti evladım. Kızımın kaderi de bana benzemiş. Benim Rus'la hiç alakam yok amirim. Onu benim patrona sor. İş adamlarının uygunsuz videolarını çekip şantaj yapıyormuşsunuz.
yapmadım. Paramı vermediler. Şikayetçiyim ben ya. Rus kızla olayın nedir? Yok komiserim, benim Rus'la Mus'la artık işim olmaz. Benim artık yüzüm batıya dönük. Norveçli bir manita yaptım var ya. Benim adım Nedim değil komiserim. Engin en iyi ya. Komiserim, Loksana'ya sorsanız da çantası bende kalabilir mi? Ya çok tatlı değil mi? Of. Su getirin bana, su getirin. İçeridekileri ne yapalım abi? Aileyi serbest bırakın, diğerleri de kalsın. Tamam. Aşkım ben hala inanamıyorum ya, senden nasıl şüphelendim diye. Hep o Ömer denen zampara patronum yüzünden. Ya sırf şu evi alacağım diye türlü türlü eziyetlerine katlandım Selvi. Ama en sonunda dayanamadım, bastım istifayı. İyi yaptın aşkım, yeni bir iş bulursun. Evin de hiçbir önemi yok. Emin misin hayatım? Evin acısı var. Ama aldım ondan intikamımı. Ömer! Oh iyi olmuş. Ya hayatım. Hı. Bir gelsene. Hmm. Ya şöyle artık bir evimizde baş başa kalıp kafamızı dinleyelim mi? Dinleyelim aşkım. Değil mi? Hı hı. Tabii seninkiler izin verirse. Canım, bizde kahve bitmiş de. Acaba sizde var mı diye sormaya geldik teyzem. Şu an kocamla baş başayız. Daha sonra görüşürüz hanımlar. Hı. Bu senin için. Bana hediye mi aldın? Hem de çok büyük bir hediye. Ya. Yoksa? Hı? Bir bebeğimiz olacak. İnanmıyorum. Evet. Ha? İnanmıyorum. Söyle. Ben baba mı olacağım? Hem de dünyanın en iyi babası. Baba olacağım.